Peki ne zaman e, bir ilişkiyi bitirmek gerekir? Yani ee, hangi noktadayken artık? E, bunun genel geçer bir kuralı yok. E, tabii burada birçok faktör devreye giriyor. Yani sosyolojik birçok faktör, ekonomik, finansal, evlilikler, işte çocuk faktörü devreye giriyor. E, ailesel, köken ailelerle olan ilişkiler devreye giriyor. Sosyolojik olarak işte boşanmış kadın ya da boşanmış erkek olmak. ...gibi faktörler devreye giriyor. Fakat bunlardan bağımsız bir şekilde... ...bakacak olursak duygusal anlamda... ...bütün bunları dışlayalım... ...ne zaman ilişki bitmeli? E, o kişiyle beraber olduğunuzda... ...yalnız olduğunuzdan daha mutsuzsanız eğer... ...o zaman o ilişki bitmeli. Ve bu arada da e, tabii ki... ...değişim için emekler verilmeli... ...karşılıklı, gönüllülük esaslı... ...ilişki için emek verilmeli. Bütün bunlara rağmen... ...hala e, bu mutsuzluğunuz devam ediyorsa... Yalnız olduğunuzda daha mutluysanız o kişiyle olduğunuza göre o zaman bitirmek düşünülmeyle. Hocam şimdi sevgi seyircimizi hatırlatacağım da birazdan çok e, farklı bir soruyla geleceğim size. Hani doğru boşanma olur mu? Doğru boşanma nasıl olur? Bunu da yani sağlıklı boşanma daha Hı -hı. doğrusu. Öncesinde sevgi seyircilerimiz alt banttaki telefon numaralarından ve mail adreslerinden hem bize hem de uzman doktor psikiyatrist Gizem Güneş'e ulaşabilirsiniz. İlişkiler hakkında sorularınız varsa diyoruz. E, merak ettiğim yine bir konu daha var. E, demin bahsettik işte eksik olan bir baba figürü geçmişten giren ya da eksik olan bir anne figürü. Bizim e, evlendiğimiz zaman ya da flört döneminde bir erkek ya da bir kadın olarak karşı cinsteki e, ilişki kurduğumuz kişiye sevgili dışında başka bir rolle yaklaşmamız doğru olur mu yoksa sadece sevgili ya da koca ya da e, eş kalıbında kalmalı mıyız? Ee, tabii ki doğru bir tutum değil bu ee, ancak bu çok bilinçli olarak yapılan bir e, tutum da değil yani onu gördüğümüz nokta e, bizim aslında çocukluk döneminde karşılanmamış ihtiyaçlarımızla ilişkili bir tarafı kapatmasını istiyoruz ya o noktada evet bir babadan yani işte baba kaybı olan birinin bir babadan beklentileriyle yani terk etmeyen onu... Yani kayıplar da terk edilmek olarak yorumlandığı için. Terk etmeyen, yanında olan, güven veren, bakım veren kişi figürü olduğu için baba o dönemde. Biz erişkin hayatta da karşımızda beklediğimiz bu oluyor ilişkide. Bu bir e, role ona giydirmek değil e, ama... Temel seçim motivasyonu ve beklentiyi belirleyen şey evet oradaki anne babalarımızdan ya da işte başka bize bakım veren ebeveynlerimiz tarafından karşılanmayan ihtiyaçlarımız olduğu için istemsiz bir şekilde aslında oluyor. Ama burada tabii şuna dikkat etmek lazım bunu fark ettiğimiz noktada mutlaka karşımızdaki insanın gönüllü olarak bizimle beraber olduğunu unutmamak gerekiyor. Ee, bizi evet anne babalarımızı değiştiremeyiz ailemizi değiştiremeyiz ve yanımızdadır ama e, karşımızdaki insan e, gidebilir biri olduğunu gönüllü olduğu için orada olduğunu da unutmamak gerekiyor o yüzden bu beklentiyi yüklememek gerekiyor.